Merhaba ben Giray Kaçar. Kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir akşam diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Onaçu ile alakalı önemli bir gelişme var arkadaşlar. Trabzonspor takımımızın birinci önceli onaçu olduğunu söylemek istiyorum. Vakıemenin geliş saati netleşti. Trabzonspor takımıza Roman bir stoper gündeme geldi şimdi. Bu oyuncuyu değerlendireceğiz. Dünya yıldızı Shakir'in adı geldi bugün. O oyuncu ile alakalı bir yorum yapalım. Menajer tavsiyesi diye haberlere girmiş. Şimdi elimden geldiğince değerlendireceğim. Tabii içeride de ciddi anlamda bir sıkıntı var. Bir e, oyuncu bolluğu var. Bu oyuncu bolluğuyla alakalı da bir değerlendirme yaparak videomuzu tamamlayacağız arkadaşlar. Gerçekten yoğun bir tempo var. Yoğun bir gündem var. Trabzonspor takımımızda da sürekli yeni bir gelişme yaşanıyor. Bu gelişmelere de yetişmek çok zor. Bu aralarda çok fazla video çekiyoruz. Aslında bu kadar çok videolar normal şartlarda çekmiyoruz. Senede ya bir ay oluyor ya iki ay oluyor maksimum. Onun dışında zaten rutine bağlanıyor biliyorsunuz. Ama bu aralar çok fazla karşınıza geliyoruz. E, gündem oluyor. Kanalımızın konsepti de haberleri yorumlamak. E şimdi de haberleri yorumlayacağız. Özellikle onaç ile alakalı çok sıcak flash bir gelişme var. Öncelik onaç olduğunu söyleyelim bir kez daha. Israrla istenen bir oyuncu. Yani bazı şeyler mesajlar boşuna değil. Konuşacağım şimdi arkadaşlar. Mevcut kadromuzda arkadaşlar. Fernandez, Maxi Gomez, Korbelic, Bakic, Teglic, Latimi gibi tak, e, oyuncularımıza e, izin verildi biliyorsunuz. Şimdi bana çok fazla soru geliyor bununla alakalı. Bu oyuncular kamp dahil edilmedi. Bu oyunculara takım bulmaları söylendi. Şimdi biz bu oyuncuların gitmesini bekliyoruz. Bu bir. Bu isimlerle beraber yeni transferler Vakayeme, Barisic, Dragoş, Lustam eklenince Kadro'da toplam şu an yabancı sayısı 18. Şu an yabancı sayısı 18 arkadaşlar. Önümüzdeki sezonda yabancı kuralı değişmezse 12 tane yabancıyla mücadele edeceğiz. Tabi 12'yi ben geçeceğini düşünüyorum. Bunun 14-15'leri oturtacaklarını düşünüyorum. Birden de 16-17-18 ve hatta serbest demeyecekler. Çünkü federasyonda bir değişiklik olacak ama minimum 6 tane oyuncu göndermemiz lazım. Hiç eklemeyeceğiz. Hiç eklemeden 6 tane gidecek. Hadi yukarıdaki altılı gitti diyelim. Lisans çıkartılmadı diyelim. E diğer oyuncu grubu içerisinde bizim mevcut kadromuzdaki oyuncularda kimi göndereceğiz şu anda? Bu çok önemli bir detay. Bakın e, Danceville, Mönye, Mendy, Badre, Trezege, Fontas, Orçiş, Viska. Şimdi buradaki yabancılardan bizim elimizdeki yabancı yeni giren, geleni gönderecek halin yok. Çok ciddi bir ekstrem olmazsa. Şimdi Denswil, Mönye'yi göndermez, Mendy'yi göndermez. Orç'u göndermez bence. Wiska'yı göndermez. Çünkü Orç için bir sakatlık dönemi var ve oyuncu oyuncuya teklif geldi, kulübümüz kabul etmemiş. Oyuncu bunu kendisi söylüyor. Böyle bir durum olsaydı, hani ile alakalı bir tasarruf olsaydı, burada ayrılması muhtemel. Yeni bir transfer getiriyorsak arkadaşlar, bir stoper geliyorsa, hadi yukarıdaki 6'lıyı gönderdik bakın. 6'lıyı gönderdik. Sayıyı 12'ye düşürdük. Ama buraya transfer ekleyeceksek gene oyuncu göndermemiz gerekiyor. Hani Burada e, hani burada şimdi bakıyorum ben şu anda. 1 2 3 4 5 6 7 8. Yeni transfer yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Yeni transferler 9 10 11 12. Yani hiç oyuncu almamamız lazım şu anda. Burada ciddi anlamda el elimiz ayağımız kilitli. Bakın şu, bu ara biraz daha yerli konuşmaya başladık. Dikkat ediyorsanız evet bir iki tane yabancılarda işte Santofor 8 ve stoperi e deniyoruz, arıyoruz ama burada benim hani düşüncem. Trezege'den iyi bir teklif bekleniyor. Trezege bir yol verildi. Trezege'de bir aylış söz konusu. Trezege burada gitmesi en yüksek oyunculardan bir tanesi. Fontas'ta yolların ayrılması gene muhtemel. burada bir de Enis Badri'ye işte Muhammed Şam'ın transferine göre yol verilebilir. Enis Badri'nin de buradan ayrılması geri gerçekleşebilir. Burada tabii ki de için performansı çok belirleyici olacak. Hani atlatamazsa sakatlı ya da kampta yeniden bir sakatlık yaşarsa Burada kartlar yeniden dağıtılacak ama Trabzonspor takımımızda böyle bir sıkıntı söz konusu arkadaşlar. Bu sıkıntıyı çözmek kolay bir iş değil. Bu ciddi anlamda bir e, ekonomik anlamda yorar adamı. Yani 18 tane oyuncu var. 2-3 tane daha getirdiğini düşünsek 20-21 tane, 22 tane yabancıyla beraber 12 tanesini oynattığını düşünüyorum. 10 tane yabancıya para ödeyeceksin. Minimum 1 milyon euro desen 10 milyon euro eder. Bunları menajer parası, vergisi, o busu desen ben Forma satışındaki kampanyaydı. Biletten gelirdi. Sponsorlardan gelen parayı ne anladım o zaman? Bakın çok yanlış politika bunlar. Bu Trabzonspor takımımıza sportif başarı getirmediğinde daha da aşağıya çekecek bir sıkıntı. Sıkıntının farkındayız inşallah. Çünkü problem büyük. Ee, burada oyuncu grubu ciddi bir e, maliyet var. Maxi Gomez çok ciddi bir maliyet arkadaşlar. 2-3 oyuncuya bedel. Fernandez ciddi bir maliyet. Korbelis e, bir maliyet. Baki hadi neyse diyeceğim. Latimi, tekliş. bunlar genç oyuncular. Bunları bir şekilde gönderebiliriz. Ama diğer tarafta da göndermemiz gereken oyuncular var. Yani bir oyuncudan ayrılmadan bundan sonraki süreçte kolay kolay da oyuncu açıklamak e, açıklanacağını düşünmüyorum açık ve net söyleyeyim. Burada da böyle bir kaos ortamı oldu. Bunu da tabii ki de sizlerle beraber paylaşmak istedim. Ve bir de şimdi Şakiri'nin menajer tavsiyesiyle Trabzonspor takımımıza teklif edildi. Bir haber sitesi tarafından yapılan bir haberdi. Ee, yani şimdi Şakiri Gerçekten iyi bir oyuncu Ama mevcut kadro içerisinde Onun mevkisinde birçok oyuncu var Ben bu, bu ismin geleceğini Çok fazla düşünmüyorum Alacağımızı da çok fazla düşünmüyorum Bakın arkadaşlar bu saatten sonra benim düşüncem Nokta atışı yapmak 2 tane Santofor alacağız söylemine katılmıyorum mesela Orta sahada bakılan oyuncunun Direkt 8 numara olması gerektiğini düşünüyorum Artık alternatife gerek yok 6 numarayı baba gibi doldurduk 10 numarada işte bir eksikliğimiz var. Oraya Muhammed Şam'ı getireceğimizi düşündüğüm için nokta atışlarından bir tanesi. Bizim kafamızdaki bazı e, o şablonu doğru oturtmamız lazım. Doğru oyuncularla planlamamız yapmamız lazım. Ve bu da çok önemli. Dün mesela e, Umut Bozok Berkay ile alakalı bir takas internette gözüme çarpmıştı. Bugün onun da haberi çıkmış. Berkay biliyorsunuz e, Başakşehir takımında oynuyor. Merkezde 10 numarada da oynayabilen iyi de bir oyuncu. Tabi Berkay'ın takası gündeme geldi deniliyor Umut Bozok'la. Yani Umut Bozok'la Berkay'ın birebir takas yapılacağını ben düşünmüyorum. Bu kolay bir takas değil. Mutlaka başka oyuncularda verilmesi gerekiyor. Berkay'ın hani e, bu ligin iyi oyuncularından bir tanesi Berkay. Ben Trabzonspor takımıza geldiğinde ciddi anlamda katkı sağlayacağını düşünüyorum. Ama şimdi kafamda şu var. Emirhan İlkan, Ozan Tufan, Umut Güneş, Berkay. Ee, Cihan Çanak yani biz burada orta sahada 3 tane oyuncu oynatabileceğiz diyelim. 10 numarada da oynuyor diyelim. 8'de de oynar. 6'da da... Yani burada bir yoğunluk oluyor arkadaşlar. Burada ya biz hangisini alırsak o gelsin diyoruz ama Önder Hoca'nın özellikle Emirhan için kesinlikle alınması gerektiğini söylediği söyleniliyor. Emirhan'ın gelişinde de Önder Hoca'nın ciddi anlamda baba oğlu ilişkisi var. Gerçekten arasını çok iyi söylendi ve Önder Hoca geldikten sonra da Abdullah Avcı'ya söyleyerek bunu ikna ettiğinin iddiası var. Burada bir Emirhan'la alakalı da bir gelişme olduğu için birazcık işler e, değişik gidiyor. Çok fazla oyuncu havuzu var şu anda görüntüde. Ve bu oyuncu havuzu da ciddi ciddi bir e, ciddi ciddi arkadaşlar. E, Trabzonspor takımımızın o transfer politikasında inşallah oradan bir tanesini çekeyim kafası vardır. Yani ki bana sorsanız ben... Bu saatten sonra Ozan Tufan, Umut Güneş var orada. Eğer Abdullah Avcı bu oyuncuları yeterli görüyor ki kadroda tutuyor. Gidip buraya bir tane daha, iki tane daha oyuncu getirsen kadro şişkinliğinden başka hiçbir şey olmaz. Bizim stopere işte Serdar Saatçi geldi. Cenk Özkaçar'ın adı geldi bugün. Onu konuştuk sizle beraber stoperde yerli bir isim aranıyor ama arka tarafta Hüseyin Türkmen ve Ray Bania var bakın. Arka tarafta da stoper sıkıntısı var. E burada da tamamıyla bir yük binmiş durumda arkadaşlar. Şimdi bugün gene bir haber akşam saatlerinde düşen bir haberdi. Gigot'un Marsilya planlamasında olmadığı söylendi. Bu gene önemli bir haberdi ama oyuncunun bu planlamada bu bize şey müjde gibi geliyor haber gel, yapılmış ama yani tamam güzel bir haber ama Gigot planlamada yok ama Gigot'un kafasındaki planlamada biz var mıyız? Bu planlamada ne kadar paraya gelirim kafasında var. Ne bizim Hangi onun kafasında biz B, C planlamıyız? Önemli olan sorular bunlar aslında. Gigot Marsilya'nın planlamasında yokmuş. Menajeri mutluyuz kalacağız demişti. Sonra işte çıkacak dendi. El sıkışıldı dendi. Maaş da geri döndü dendi ama önemli olan soru biz Gigot'un kafasında var mıyız? Arkadaşlar biz Gigot'ta var mıyız? Önemli olan sorulardan bir tanesi de bu. Artı e, artı şunu da söyleyelim. E, şimdi bize YouTube kanalımızda biliyorsunuz haber yorumluyoruz. Bu haberin kaynağının da kim olduğuna bakmıyorum açık ve söyleyeyim. Belli başlı sitelere bakıyoruz. Taramamızı yapıyoruz. Ekstra bilgi olduğu zaman bizim size vereceğimiz ki şu an bu YouTube kanalımızda olsun. Başka kanal takımları konuşanlar olsun. Bizim takımımızı konuşanlar olsun. Herkesin ortak almış olduğu yerler ortada arkadaşlar. Hemen hemen aynı şeyler konuşuluyor olabilir. Sizler herkesin kendine göre seçmiş olduğu yorumcular vardır. Ben de mesela birçok haber kanalı var. A kanal değil B kanal izliyorum. Herkesin kafasına göre e, uyan, yorum yapan, gerçekten inandığı isimler olabilir. O şekilde devam edilmesi gerekiyor ve bazı şeyleri bildiğinizi biliyorum. Bazı arkadaşlar yazıyor bana. Abi ben bunu biliyorum işte şurada okudum şurada gördüm. Arkadaşlar biliyorum bunu ama yorum yapıyoruz, değerlendirme yapıyoruz. Bakın biz sadece burada haber konuşmuyoruz. Burada hayatın içinden konuşuyoruz, futbolun içinden konuşuyoruz. Geçmişe döndürüyorum sizleri. Gelecekle alakalı öngörülerimi söylüyorum. Genç oyuncuları yorumluyoruz. Burada birçok yorum katıyoruz bilgilerimizin içerisine. Onun için ve ben haber aldığım zaman a onu kim demiş, a bunu kim yapmış ya bakmam. Ben haber aldığım zaman burada yorum yapıyorum sizlere. Twitter'da karşıma çıkıyor. Takip ettiğim haber siteleri var. Yurt dışı kaynaklı haber ya haber yapan bir kaynağım var. Oradan gene haberlerimi alıyorum. Sizlere daha net bir şekilde gelelim, bilgiler verelim diye. Performans atletik hocaları var. Onları takip ediyorum. Bizi ilgilendiren bir analiz yapacaklar mı diye. Evet, ben de kendimce araştırma yapıyorum. Teyit ettiriyorum. Konuştuğum, görüştüğüm, sevdiğim insanlardan arkadaşlar. Hani bunun altını çizeyim. Roman stoper Andre Burça diye bir stoper. Trabzonspor takımımızın gündemine gelmiş. Bunu şu an girmek istemiyorum. Trabzonspor takımımızın e, yazılmış. Listesini aldığı oyunculardan bir tanesi. Bu ismi şöyle bir değerlendireceğiz ama biraz daha bekleyelim. Onatçı'ya geliyorum. Trabzonspor takımın önceliği Onatçı abi. Bu babayı biz istiyoruz. Onatçı Trabzonspor takımımıza gelmek istiyor. Oyuncu mesajları gönderiyor. O pasta arkadaşına verdiği forma idmanıyla yapmış olduğu antrenman tesadüf değil. Oyuncu anlaşma tamam. Oyuncuya 500-600 bin euro 700 bin euro neyse normal kulübünden ve bizden kazandığından daha da fazlasını teklif ediliyor. Oyuncu yeni yıldaki maaşına tamam diyor. Ve Trabzonspor takımının kulübüyle olan o durumu çözmesi bekleniyor. Bu iş ondan dolayı uzayacak. Biz oyuncuyla prensip anlaşmasına vardığımız için Onarçu'yla anlaşma tamam ama kulübü çözülüyor arkadaşlar. açı tamam dedim. Ve e, burada da önemli bir gelişme, önemli bir detay. açı Trabzonspor takımımızın tekrardan gündeminde arkadaşlar. Tekrardan derken, tekrardan izleyeceğimiz Santofor olma yolunda çok hızlı bir şekilde e, emin adımlarla gidiliyor. Hızlı bir şekilde de inşallah bitirilir. Ve açıdaki bu sıcak gelişmeyi size beraber paylaşmak istedim. İnşallah beğenmişsinizdir. Toparlıyorum, her şeyi bir tarafa koyuyorum. Onaccio, Trabzonspor takımımızın e, maaş konusunda tamam dediğini söyleyebiliriz. Oyuncu bize gelmek istiyor. Mesajlar boşa değil. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.